Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd din ba'de en kana sira ve ala alihi ve ashabihi'l mukaddimin alel hayr ve lev asira. İlemu en afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hadi hadi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuha ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin fi'n-nar. Ve bir senedi muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ahfuş şevârib ve âful liha ve la teşebbehu bil yehud. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etballar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itar dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten esrinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, müşafendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften, bu cami-i şerifi yapan, bugüne kadar gelmesinde, yaşamasına emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Uhhiral kelamu fil kader. Kader konusunda konuşmak, tabi kaderi yalanlamak, kadere inanmamak, kabul etmemek konusunda laflar etmek, sonraya bırakıldı. Kime bırakıldı? Li şirari hazil ümme, bu ümmeti Muhammed'in şerlilerine, bu ümmetin şerlilerine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan ettiği Hira Nur Dağı, görevlendirdiği Hira Nur Dağı 610 oradaki emirden sonra yeryüzünde kainatta ne varsa Efendimizin ümmeti, onun hepsinin peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabul edenler ümmeti icabet. Elhamdülillah biz kabul ettik, ümmeti icabetten olduk. Kabul etmeyenler davet ümmeti, ümmeti davet. Davet ümmeti, hepsi ama peygamberin ümmetidir. Peygamber fi ahir zaman, ahir zamanda olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında sahabe-i kiram, yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i imanlıyken, can gözüyle diriyken ve mükellefken, mümeyyizken görmüş insanlar, bir saniye bile görseler sahabi adını alıyorlar ve bu ümmetin en hayırlıdırlar. Efendimizin diliyle hayrul kuruni karni sümmellezine yelûnehum sümmellezine yelûnehum, en hayırlı müminler benimle beraber yaşayanlar, çağdaşlarımdır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Hadis-i şerifi müttefakun aleyh. Yani bunları söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi İslam aleminde maalesef bilgisizlik, cehalet yaygınlaştı. Bu da kıyamet alametlerindendir. Artık herkes bilmeden, anasından babasından gördüğü gibi ve akıntıya göre çekerek Müslümanlığı sürdürmeye, örf adet kabilinden Müslümanlıklarını yaşamaya çalışıyorlar. Halbuki İslam'da asıl olan ilme dayalı İslam'dır, Müslümanlıktır. İlme dayanacak, bileceksin, yaşayacaksın, bilerek yapacaksın yaptığını. Ama şimdi maalesef bilgi eksikliği var. Bundan dolayı, yani bunları hatırlatıyoruz. Bu işte peygamberimizin sözü, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Celle Celaluhu sahabe-i kiramı, muhacirler başta olmak üzere ensar diyerekten övüyor. En hayırlı insanların onları olduğu Kur'an'la da sabit. Böyleyken bu kursları bilmeyenler
İşte kendisinin bağlı olduğu, gördüğü, işte kendisinden iltifat gördüğü, bir şeyler öğrendiği hocasını sahabeden de üstün görme gibi bir şeyler, durumlar görülebiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile adını almıyor adam. Sahabenin adını ne demek? Kendi gördüğü, bir şeyler öğrendiği hocasından başka kimseyi gözü görmüyor. Şu veya bu demiyorum ben. Ama İslam aleminde bunlar var. Bu yanlış. Buna yanlış. Şimdi sahabe-i kiram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam'ı kaynağı Allah. Ama Allah kullarına peygamber vasıtasıyla aktarıyor emirlerini. Böylece bizim kaynağımız, yeryüzünde kaynağımız Resulullah oluyor. Resulullah Efendimiz'den İslam'ı öğrendikleri için hem şifahen hem fiilen davranışlarına bakaraktan tatmin oluyorlar. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in feyzi, bereketi, güzelliği insanın ruhlarına siniyor ve insanlar soru sorma ihtiyacını duymuyorlar. Öyle bir zevk içinde yaşıyorlar. Öyle bir tatmin içinde oluyorlar. Onun için bazı sorularımız var mesela. Ah Resulullah'a sorsaydık diyoruz. Bazı yeni şeyler var. Bunu sahabiler sormamış. Neden? Sonsuz bir huzur içindeler. İtminan halindeler. Başka bir şey sorma ihtiyacını hissetmiyorlar. Ama biz şimdi bombardımana tabi tutulmuşuz. Televizyondan, gazetelerden, şuradan, buradan, çevreden İslam dışı bir sürü şeyler bize taarruz ediyor. Onlar karşısında ne bu? Bunun yeri ne? Filan gibi sorular sorma ihtiyacını hissediyoruz. Kitaplara bakıyoruz. Bazısını bulamıyoruz. Tabii bulamayınca bilmiyoruz işin aslını da. Bilene soracağız. Bilenlere de ulaşamazsak bocalayıp duruyoruz. O zaman öyle değil. Müslümanlar sonsuz bir itminan, tatmin içerisinde, zevk içinde soru sorma ihtiyacını hissetmiyorlar. Zaten bir ihtiyaç hissettikleri anda da Resulullah aralarında hemen ya Resulallah diye bu ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda genel bir prensip vaz etmiş. Beni bulamazsanız Ebu Bekir'e, Ömer'e sorun diyor. Hulefai Raşidine. Onların davranışlarına, sözlerine itibar edin. Onları bulamazsanız diyor, benim sünnetlerime, hadislerime bakacaksınız. Onun için Kur'an'da da var zaten. Peygamber'e sorun, peygambere tabi olun. O ne yaparsa yaptığını yapın, yap dediğini yapın, yapmadığını yapmayın gibi ayetler var. İşte sağlığında ona uyun, görün, bakın. Sağlığından sonra işte sahabeme bakın. O da gitti. Öyleyse sünnetlerine, hadislerine, biz de o hadisleri okuyoruz. Bu hadisleri derleyen birçok muhaddis deniyor bunlara. Muhaddis var. Bu kitabın yazarı da bu caminin haziresinde Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin, Hazret diyorum, büyük adam, evliya adam bana göre, ben öyle biliyorum. Büyük adam, onun türbesinin dibinde yatan Gümüşhanel Ahmet Ziyahattin Hazretleri. Son devir muhaddislerinden böyle peygamberimizin hadislerini toplamışlar, derlemişler. Bize okuyun diye önümüze koymuşlar. Yani sahabe-i kiram peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sonsuz bir itminan, huzur içinde oldukları için kaderle ilgili soruları sormaya bile gerek duymuyorlar. Onlar kader konusunu karıştırmıyorlar. Karıştırmıyorlar. İslam'da hiçbir konu gizli değil. Hiçbir konu anlaşılmaz değil. Eksikli değil. İslam mükemmel. Ama siz de biliyorsunuz ki konular farklıdır. Bazı konular herkes tarafından anlaşılabilir. Bazı konuları ancak bir takım birikimlerden sonra aşina olabilirsiniz, anlayabilirsiniz. İşte İslam'da da böyle konular var. Kader konusu çok seviyeli bir konu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle kaderi deşelemeyin diyor. Bu konuda laf etmeyin. Teslim olun. Müslüman zaten Allah'a teslim olmuş, Resul'a teslim olan olmuş insan demektir.
Teslim olunca tatmin oluyorsunuz. İtminan, huzur, mutluluk duyuyorsunuz. Sorma ihtiyacını duymuyorsunuz. Ama teslim olamadığınız zaman sorabilirsiniz. Tamam, İslam'da sormak yasak değil ama herkes bunu anlayamaz. O nedenle kader meselesini deşelemeyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şimdi günümüzde adam kahveye oturuyor, işi alın yazısı ne demek yani? Kader ne demek kardeşim ya filan diye. Hep konu bu. Birikimi yok, temel bilgiler yok. Onun için benim mantığıma göre de giriyor. Çok yanlış şeyler söylüyor, yanlış şeylere giriyor. Çıkamıyor içinden. Kafasında sorular oluşuyor. Allah korusun, iman şüphe götürmez. Bazen kötü laflar da ediyor kafası almayınca. Evet, kader konusu da anlaşılmaz değil. Gizli bir şeysi yok ama bunu bilmek her mümine kolay değil. Bir takım taban bilgiler olması lazım. O bilgilerle yüklüyseniz ancak anlayabilirsiniz. Ben şimdi bu işi basitleştirmeye çalışarak size anlatmaya çalışayım. Bizim inandığımız Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e göre alimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hani Allah'ın sıfatlarını, isimlerini nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Peygamberin isimlerini nereden biliyoruz? Kur'an'dan ve Peygamberimizin kendi ifadelerinden biliyoruz. Oradan Allah'ın adları bunlarmış, Peygamberin isimleri bunlarmış diye biliyoruz. Soruluyor bu da. Bu isimlerle, adlarla Allah'ı biliyoruz biz, sıfatlarla Allah'ı biliyoruz. Bir sıfatı da alim. Ne demek? Her şeyi bilir demek. Bilgisinin önü yok, sonu yok. Yani ezeli, ebedi. Bilgisinin ulaşmadığı hiçbir şey yok. Bizimkinden farklı. Ben ancak yıllardır okuyorum. Çok cüz'i bir bilgim var. Bilmediğim ne kadar şeyler var. Okudukça, anladıkça bilmediğim daha çok şeyler olduğunu daha çok anlıyorum. Ama Allah'ın böyle değil. Allah'ın ilminin sınırı yok. Sonsuz ilme sahip. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi ebedi ve ezeli. Başlangıcı yok, sonu yok. Şimdi lafı nereye getireceğim? Allah bizi yaratmış. Bize akıl irade vermiş, ezelde vermiş, toplamış bütün insanları. Elestü bi rabbiküm, Kur'an'da var mı? Ben Rabbinizin değil miyim? Herkes o zaman biliyorlar, ruhlar alemi. Hangi meclis bilmiyoruz. Herkes evet Rabbimizsin demiş. İşte o bezmi ezel, ezel meclisinde bütün insanlar Allah'a inandık, Rabbimizsin, sensin dedikleri halde sonradan küfre sapanlar o ahitlerini, sözlerini, taahhütlerini bozdular, nankörlük ettiler. Ondan dolayı bu küfre sapanlara kafir deniyor. Nankörlük eden demek, hakikati örten demek teknik olarak. Doğru sözünden doğru olan, sözünde duranlara da mümin deniyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu insana irade vermiş, akıl vermiş, akıl vermiş, vicdan vermiş. İnsan iki yapılı, ruh tarafı var, madde tarafı var. Meleklerde ruh tarafı var, kötülük tarafı yok. Bizde iki taraf var, hem madde tarafı var, hayvanlarda madde tarafı var, akıl tarafı yok. İnsanda ikisi de var. Neden? Allah bizi halife yaratmış. Adem Aleyhisselam'ı halife yaratmış. Yeryüzüne göndermiş. Kendine halife olarak göndermiş. Akıl vermiş, irade vermiş, vicdan vermiş ama nefsi emmarede vermiş. Hayvanlarda olan nitelikler de var bizde. O da iyi biçiyor, kakasını ediyor, çuvalıyor vesaire. O da bizde de var, o taraf var. Ama bizim bir de akıl tarafımız var. Nefsi emmaremiz var. Bu nefsi emmare işte hep kötülüğü emreden iştahlar, şehvetler, arzular, önüne durulmaz istekler öne süren tarafımız.
Onun karşısında da aklı selim vermiş. Saf akıl. Aklı selim tabirini kullanıyorum. Çünkü bu aklı selim sahibi olamazsanız akıl görevini yapamaz. Mesela akıl Allah'a inanmayı gerektirir. Ama nice akıllılar var, Allah'a inanmamış, peygambere inanmamış. Neden? Şundan. Aklı selim sahibi değil. Aklını ya kibir, ya gurur, ya maddi çıkar duyguları, ya haset duyguları, ya kin duyguları örtmüş. Onda da var o aklı selim ama o aklı selimi ortaya çıkamıyor. Kabuk var, üstünde ne var? Haset var, kin var, nefret var, gurur var. Bunlar örtmüş. Onun için o aklı selimin sesini duyamıyor adam. Nefsi emmarenin dediğini yola gidiyor. Yani konu bu. Yoksa Allah bizi böyle her insanı kendini bulacak, doğruyu bulacak şekilde bir kuvvet olan aklı vermiş. Evet, şimdi bu aklımızı vermiş, irademiz, cüz'i irade dediğimiz irademizi vermiş. Demiş ki peygamber göndermiş, peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. İnsan demiş, şu iyi, şu kötü. İyi seçersen bana gelirsin, aziz olursun, ebedi mutlu erersin, beni bulursun. Kötüyü seçersen, şeytana tabi olursan, ebediyen mahrum kalırsın. Seçme hürriyeti senin, irade senin. Evet, şimdi Allah Celle Celaluhu'nun ilmi sonsuz olduğu için gelecekte bir insanın ne şekilde iradesini kullanacağını bildiği için, çünkü ilminin sonu yok. Ben şu duvarın arkası, şu sütunun arkasındakini bilemiyorum. Caminin dışındakini bilemiyorum. Yarın ne olacağını bilemiyorum ben. İlmim kısıtlı. Gördüklerimle kısıtlı. Ama Allah'ın ilmi böyle değil. Öteleri görüyor. Sonsuza kadar görüyor. Geçmişi de görüyor, biliyor. Böyle bir ilim sıfatı Allah'ın. Benim dünyaya geldiğim zaman, ne zaman geleceksem, geldiysem, evet, kainatın yaratılışı, insan en sonra, öbür yaratmış yıldızları, güneşleri, şunları bunları, insan en sonra, dünyayı da tam onun, ona elverişli hale getirdikten sonra insanı yaratmış Allah. İnsan en sonra, dünyaya geldikten sonra irademizi ne yolda kullanacağımızı da biliyor. İlminin sınırı yok çünkü. İşte bu, buna ben irade verdim, akıl verdim ama dünyaya gelince iradesini iyi yolda kullanacak. Bildiğinden bunu yazıyor. Kötü yolda kullanacağını da bildiğinden bunu da yazıyor. Buna kader deniyor. Siz ona alın yazısı diyorsunuz. Aynı şeydir. Bu yazı yazılmış. Allah biliyor yalnız bunu. Kimse bilmiyor. Ve indehu ummul kitab. Ana yazı Allah'ın katında. Kimse bunu bilmiyor. Biz aklımızı kullanacağız. İrademizi kullanacağız. Kur'an var, peygamber var. Onlara bakacağız. İyi olanı yapacağız. İrademiz var çünkü, aklımız var. Onun için sorumluyuz. Tabii bu konuda işte İslam aleminde şimdi olduğu gibi çok çeşit görüşler var. Diyorlar ki Allah her şeyi kadir. Her şeyi o yapıyor, yaratıyor. Evet, amenna. Allah her şeyi yaratıyor, değil mi? Ben şu kitabı kaldırmak istedim, size misal olmak üzere istedim. Bana yaratma gücünü Allah verdi. Vermeyebilirdi. Kolum tutmayabilirdi. Biliyorsunuz bir anda adam çaput gibi oluyor. Et yığın oluyor. Vermeyebilirdi. Elhamdülillah bu imkanı bana tanıdı. Yaratan Allah. Ama ben istedim bu kitabı kaldırmayı. Her konuda da istemek benden, kuldan, yaratmak Allah'tan. Bazıları, bu ehli sünnet inancı. Fakat bazıları diyor ki, işte kader konusunda konuşanlar şerlilerdir dediği peygamberimizin. Yok ya, Allah böyle basit şeylerle mi uğraşır ya? Allah büyüktür ya. Cevat Hoca'nın kitap kaldırmasıyla, bilmem elini kaldırmasıyla, şuna buna bakmasıyla kafanca uğraşmaz ya, bunlar basit işler.
dünyevi işlerle uğraşmaz. İnsan bunları kendi yaratır diyorlar. Allah bunları nereden bilecek ya bu kadar şeyi demeye getiriyorlar. Bu kadar detaylı milyarlarca insan var ya. Her birinin gözünü kırpmasına varıncaya kadar ha yok ya yok. Aha bunlara kaderiye deniyor. Kendimiz yaratırız biz dünyevi işlerimizi diyorlar, sapıtıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki yok yahu Allah her şeyi biliyor, takdir etmiş. Benim ne yapacağımı biliyor. İnsanda hiçbir irade mirade bir şey yoktur. Saman çöpü gibidir. Çizgimiz neyse onun dışına çıkamayacağız ya. İnsanda bir irade diye bir şey yok. Onun için insanda hiçbir sorumluluk yoktur. Çünkü Allah sevk ediyor bizi. Çizgimizi o çizmiş. Diyorlar. Bunlara da cebriye deniyor. Böyleyse peygamberler niye gönderilmiş? Kur'an niye gönderilmiş? Şu haram, şu helal de niye demiş? Şu yol doğru, şu yol eğri de niye demiş? Peygamberler bunun için gönderilmiş. Yanlış bu da yanlış. Öteki de yanlış. Biz ehli sünnet vel cemaat inancı. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere, peygamberimizin, sahabesinin, Efendimiz'e öğrettiği, öğrenenlerin sözlerine, davranışlarına bakarak diyoruz ki, insanda irade cüz'iye vardır, akıl vardır, ister ama Yaradan Allah'tır. Yaradan Allah'tır. İnsan irade cüz'iyesini kullandığı için, bu konuda serbest olduğu için sorumludur. Sorumsuzdur diyemeyiz. Saman çöpüdür diyemeyiz. Ötekiler gibi ben yaratırım, sen yaratamazsın. Allah yaratır. İkisinin ortasında. İşte bu konuda tabii arz ettiğim gibi sapık fırkalar, mezhepler çıkmış. Kaderiye, cebriye gibi sapık mezhepler çıkmış. Biz ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz itikatta mezhebimiz bu. İrade-i cüz'iye sahibiyiz. İrademizi kullanırız. Allah yaratır. İrademizi kullandığı için sorumlu oluruz inancındayız. Fakat bu konuda işte böyle çok aşırı gidenler, tamamen kaderi inkar edenler filan öyle akımlar olduğu için bu konularda konuşanlar şerlilerdir diyor. Ahir zamanda olacak. Sahabe devri yok. Sahabe devrinden sonra hakikaten İslam alemi genişleyince, İslam ülkeleri, yeni insanlar girince, çeşitli kültürden, dilden, çeşitli fikirler gelmiş, Yunan felsefesi girmiş, Hint felsefesi girmiş, karışmış ortalık. İşte o zaman İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi her zaman bunları size anlatıyoruz. Değişik zamanlarda tekrarlıyoruz. Çünkü çok konuşuyorlar bunlar. Böyle büyük adamlar çıkmışlar, yanlış yapıyorsunuz, doğrusu budur diye ortaya çıkmışlar. İnsanlar da onlara bakmışlar. Doğru söylüyor ya. Ben mesela Ebu Hanife'yi beğenmişim. Onun arkasından gitmişim. Öteki İmam Şafii Hazretleri'ni beğenmiş. Bunlar çok vardı. Diğerleri kayboldu gitti. Ondan böylece bilenlere sorun diye ayet de var. Kendi kafanıza göre karar vermeyin. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diye. Böylece mezhepler oluşmuş sonradan, biz bilmeyenler devresinde oluşmuş bu iş. Bilenlere soruyoruz. Bilenler de bu adamlar. İşte biz bu bilenlerden ehl-i sünnet dediğimiz bu arz ettiğim bilgilere sahip imamların bize öğrettiklerine göre hareket ediyoruz. Pratikte namaz nasıl kılacağız? İşte el bağlanacak. Bunlar da ayrı pratikte mezhepler var. Ama itikattakiler çok önemli. Çok önemli. Böyle kader meselesini ancak dini temeller, taban bilgileri olanlar kavrayabilir, anlayabilir. Bunlar işi sapıtmadan götürebilir. Aksi halde yanlış sözler söylerler diye kurcalamayın diyor. Kurcalayanlar, bilgisiz kurcalayanlar şerlilerdir. Yanlış şeyler söylerler. Şimdi her zaman söylüyorum ben bu misali Hazreti Ömer'e rahmet olsun. Bir hırsız bir ziyarette herkes okurken
böyle oradaki yatıra herkes böyle dua ederken ceplerden paraları aşırıyor. Görevli zaptiyeler gelmişler, herifi suçüstü yapmışlar. Bileğinden yakalamışlar parayı cepten çekerken, parayı alırken elinde para böyle. Ondan sonra Hazreti Ömer'e çıkarmışlar. Çaldığı da pek öyle çok bir parada değil. Ona şaşkın demiş, akılsız. Şimdi İslam'da cezası hırsızlığın Kur'an-ı Kerim'e göre şartları, teşekkül ettim, oluştum unsurları el kesme. Bu kadar şey için demiş, insan böyle bir cezaya çarptığını göze alır mı? Bir tane vurmuş ona. Hazreti Ömer sert bir adam. Allah için sert ama. Hırsız bağırmış ona. Ama Hazreti Ömer güçlü bir adam. Pehlivanlık da yapmış gençliğinde. Yani vurduğu yerden böyle ses getirmiş. Canı yanınca ne vuruyorsun yahu demiş bana. Benim bu alın yazım. Kaderimde çalacağım diye yazıyor. Ben mecburum çalmaya. Kader değişir mi demiş. Hazreti Ömer şahane cevap veriyor. Ne bağırıyorsun yahu demiş. O kaderde benim de sana vuracağım yazılı demiş. Evet, biz o çizgiyi bilmediğimiz için bu aklımızı kullanacağız. Resulullah'a uyacağız, kitaba uyacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Gayret ettik, çalıştık. Olmadı. Harakiri yapmayacağız. Umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Diyeceğiz ki, ha benim kaderimde bu bana nasip değil. Benim nasibim başka yolda deyip başka yola teşebbüs edeceğiz. Girişimci olacağız. Öyle umutsuzluğa kapılmak yok. Kaderin bu faydası var. Kadere inananlar Çanakkale'de dünyayı titreden kahramanlar oluyorlar işte. Çünkü biz biliyoruz ki ömür uzamaz, eksilmez. Öyle değil mi? Ne kadar dünyanın doktorları birleşseler bir saniye ömrümüzü uzatamazlar. Uzayacaksa ilaç denk geldi falan uzayacak zaten o. Yaşayacak. Ölecekse mümkün değil, olmaz. Ya doktor yetişemez, ya ilaç tepki göstermez filan. Gider adam, ölecek çünkü adam. O saniye değişmez. Şimdi onun için bizim askerimiz ömür uzamayacağına göre, erken de ölünmeyeceğine göre, düşmanla çarpışırken ölmek şehitlik, rütbelerin en yükseği. Korkusuzca öyle öleyim diyor, öleceksem. Öleye canım. Meyhanede şarap içerken ölmek var Allah korusun. Hırsızlık yaparken ölmek var Allah korusun. Bir de Allah Allah diye vatan için, namus için diye çarpsın ölmek var. En muhteşemi şehit olarak ölmek. Onun için hiç korkmadan koşuyor. Korku yok. Kadere inanç bu. Hakikaten bakıyorsun yüz binlercesi ölüyor ama o ateşin içine atalarımızdan biliyorsunuz Anadolu'da hepimizin sülalesinde bir Çanakkale gazisi şehidi var. Yaşları dinlemişizdir. Yanımda kaç kişi arkadaşım öldü ama ben ölmedim diyor. Ölmeyecek adam, kurşun yağmuru ona denk gelmiyor. Kaderinde ölmek yok. Ha işte kaderin bu faydası var. Cesur olursun, korkmazsın. Cesur olursun, umutsuzluğa düşmezsin. Bu kader konusunda geniş bilgi edinmek isteyenler İmam Maturidi, İmam Eş'ari var. İtikatta mezhep imamları bunlar. Bunların kitapları var. Bunlar Türkçe'ye tercüme edilmiş. Mesela İmam Maturidi'nin Tevhid adlı eseri var. İngilizce'ye tercüme etmişler. UNESCO tarafından tercüme edilmiş büyük imam. Ve Türkçe'de İngilizce'de tercüme edilmiş. Bir iki tane tercümesi var. Derinleşmek isteyen arkadaşlarımız oraya bakabilir. Oraya bakabilir. Bu konuda basit, kısa, halkın anlayacağı dilde İmam-ı Azam da Fıkh-ı Ekber diye bir kitap yazmış. Çok kısa, öz. Ama ona şerhler yazılmış. Osmanlı medresesinde okutulmuş. Mesela Fıkh-ı Ekber şerhi var. Onu da okuyabilirsiniz. Bu konularda bilgiler veriyor ama en genişi o tevhidde. Evet, bu kader konusunda konuşmak ümmetin şerlilerine bırakılmıştır. Kaderi inkar etmek gibi iyi anlayamamak sadedinde konuşmak ümmetimin şerlilerine bırakılmıştır ahir zamanda diyor.
Onun için bilmeden bu konulara girmeyeceğiz. Okuyacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda kitapları var. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış değerli alim Ahmet Hamdi Akseki var. Akseki, Ahmet Hamdi Akseki. Onun bilhassa kültürlü aydın kardeşlerime sağlık veriyorum. İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir. O kitabı mutlaka okumalar lazım. Aydın kesimin. Çünkü kader mesele seviyeli dedim ya, bu konuları çok güzel anlatıyor. Bunun dışında Ömer Nasuh hocamızın kitapları var. Kelam, tevhid kitapları var. Başka bu şu anda ilahiyat fakültelerinde okutulan kelam derslerini okutan arkadaşlarımızın kitapları var. Bu konularda derinleşmek isteyen o kitapları okuyabilir. Ama bilmeden işte böyle şerli gruba girersiniz. Kelam meselesi hassas bir konu. Ben bunu size arz etmek istedim. Hadis-i Şerifi, Tayalisi, Hakim Müstetekin'de İbn-i Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.